Evet, merhabalar herkese. Bu sefer ekranlarımızda benim Amerika'dan çok sevdiğim bir dostum, bir kardeşimi çıkartıyoruz. Emre Bar, kendisi San Francisco'da yaşıyor. Kendini zaten biraz sonra anlatır. Amerika'da benim son 5 yıllık yolculuğumda yollarımızın kesiştiği, bir nevi hem gönüldaşlık hem de ruhtaşlık anlamında güzel bağlar kurduğumuz sevgili dostum Emre. Emre'cim, hoş geldin. Biraz kendini tanıtsana bize. Üstadım teşekkürler. Hoş bulduk. Ben aslen İzmirliyim. İzmir'de eğitim hayatımın belli bir bölümünü geçirdikten sonra liseye Amerika'da geldim. Amerika'ya geldim. Doğu tarafında Virginia eyaletinde liseyi bitirdim. Virginia Tech Üniversitesi'nde finans ve muhasebe bölümüyle mezun olduktan sonra bankacılık kariyerime başladım yine Virginia'da bir 8 sene kadar. Orada çeşitli branşlarda kariyerimi pişirdim. Ondan sonra bir 4 sene önce Kaliforniya'ya taşındım. Google'da finans bölümünde reklam tarafına bakıyorum. Onun dışında sevdiğim hobilerime gelirsem uzun yıllardır yoga ve meditasyonla uğraşıyorum. Bir 2015 yılında yoga ve meditasyon sertifikasıyla yoga öğretmeni oldum. Yüzmek hoşuma gidiyor. Bol bol yürüyüşler San Francisco sokaklarında. Böyle. Harika valla. Seni açıkçası diğer kişilere tanıtmak da bana vesile oldu diyelim. Gerçekten Emre çok değerli bir dostum benim. Özellikle genç yaşlarda ruhsal yolculuğunda ciddi ilerleyen insanlardan biri. Hep söylüyorum da Emre gerçekten hakikati arayan ve bunun içinde o yeterli çabayı, Burç Şef'in deyimi üstün çabayı gösteren kişilerden biri. Ben bunu bir fiil şahit oluyorum. Biz bugün Emre ile açıkçası bu Hinduizmin en önemli kavramlarından biri olan Vedaları konuşmak için toplandık. Çünkü Vedalar önemli. Hatta buradan şeyi de söyleyeyim. Benim önümüzdeki günlerde bir Kabala serisi biraz böyle öğretici anlamda olacak. Sunum üzerinden gideceğiz. Bir de Hinduizm, Budizm, Taoizm, Şintoizm ve de savaş sanatlarına da bağlayacağız. Ama hani savaş sanatlarıyla nasıl bir anda bağlama derken, orada da evrenin bir o dualitesi, ahenklerin zıtlıkların ahenkli dansı var. O oralara falan bağlayacağız. Ve oradan da böyle birkaç tane seri yapmak istiyorum önümüzdeki aylarda, tabii ki izin olursa. Evet Emre'cim, senle geçenlerde bir uzun bir veda sohbetleri yaptık, vedalar sohbetleri. Onun üzerinden zaten hadi gelip bunu biraz çekim yapalım dedik. Sen aç sohbeti, oradan bakalım sohbet nereye götürür, bir bakalım. Aynen. Biraz bilgi birikimi vereyim o zaman. Vedalar nedir? Sen de istediğin gibi katkıların olsun ve güzel böyle bir doğaçlama diyalog halinde götürelim. Önce biraz Vedaların tarihteki yerinden bahsedeyim. Vedalar zaten söylediğin gibi Hint mitolojisinde, Hinduizm'de çok önemli yeri olan Sruti diye tabir edilen yani duyulmuş olan, kulağa gelmiş olan yaklaşık bir 10 bin civarın 10 bin üzerinde ilahi Sanskritçe yazılmış. Milattan önce aşağı yukarı 1700 yılında ve bunu duymuş olan kişiler Rishi diye tabir ediliyor. Rishi diye bilgeler. Buraya bir şey ekleyeyim yani Musa'nın milattan önce 1200'lerde olduğunu düşünürsek, keza Zerdüşt'ün de 2000'lerde olduğunu düşünürsek yeterince uzun bir geçmişten bahsediyoruz. Milattan önce 1700'ler. Aynen gerçekten bayağı önce hani tabii bu esnadan önce belki Sümer uygarlığı onun dışında Mısır uygarlığı daha önce gelmiş olsalar da gerçekten oldukça eski yazıtlardan bahsediyoruz. Ve Vedalar vid kökeninden geliyor. Bilgi anlamına geliyor. Görmek, farkında olmak ve
Yazıdan da önce rivayete göre bu Rishi denilen bilgeler derin meditasyonla ve kendilerine kalarak bunları kendi kendilerine veya bir ilahi diye tabir edersek kendilerine duyulan, kendilerine açılmış olan bu bilgileri keşfetmişler. Biraz da bu şeyden bahsedeceğim. Bu Vedalar nasıl geldiğinden, hani belki felsefe mi, din mi, mitoloji mi diye bir üç kavramdan. Hint, Avrupa, Aryan denilen bir halk var. Bunlar Avrupa'dan göçerek şimdiki Hindistan'a, Indus Vadisi'ne yerleşiyorlar. Ve bu yerleştikleri sırasında da zaten bu Vedaları duyarak bir şekilde halka öğretmeye başlıyorlar. İçlerinde tabii beni birazcık senin de fikirlerini almak isterim. Burada felsefe mi, din mi, mitoloji mi? Bir bakıma aslında Vedalar kendi bir iç sorgulama olduğu için birazcık felsefe tarafları belki olabilir. Burada iç sorgulama derken çok güzel, çok önemli konseptlere değiniyorlar. Mesela bir tanesi Atman veya ruh konseptine. Diğeri benlik konseptine. İşte ondan sonra çeşitli konseptlere değiniyorlar. Burada da tabii belli tanrıları var ve bu tanrılarıyla beraber tabii bir dinleşme, Hinduizm'de bir dinleşme tarafı ortaya çıkıyor ve bunun üzerinden hikayeler anlatıyorlar, hikayeler söylüyorlar ve bu hikayeler bir nevi aslında topluma ders vermesi için. O hikayeleri birazdan anlatırım. Ama tabii burada birazcık da tabii dinleşme de var. Aynı zamanda da tabii bu hikayeler bir mitoloji gibi sanki ders vermeye amaçlı. Mesela aslında orada bir ek yapayım. Ek yapmadan önce de biraz önce Zerdüşt milattan ikim dedik de 1000-1200 arasında milattan önce Zerdüşt. O yüzden orayı düzeltelim. Açıkçası din midir değil midir? Batı tarafından incelendiğinde semavi dinlere din diyorlar. Hani Hint dini, işte Çin dini falan diyenler de var ama baktığında daha çok bir öğreti anlamında geçiyor. Tabii şu var, Hinduizm bence bir din. Dünyanın en eski dini. Semavi dinler de doğal olarak Batı kaynaklı daha çok yani kayıt edildiği için. O yüzden de Uzak Doğu her zaman bir otantik gözüktüğü için bir şekilde ona Uzak Doğu öğretileri, semavi dinleri de din diyorlar. İkincisi de felsefe anlamında da Batı yine kendi kaynaklarıyla özellikle mesela Pisagor'u bile milat işte 22 yıl Mısır'da Osiris mabetlerinde kalmış, 12 yıl Kalde mabetlerinde kalmış ve Babil sürgününün bitmesiyle beraber oradan giden İtalya'nın güneyinde Kroton okulunu 63 yaşında kuran Pisagor bile o kurduğu sistemle metafizik sistemden dolayı bir şekilde felsefeci kabul edilmez. Ki kendisi de işte antik Yunan'ın yedi bilgisi zamanı, milattan önce 6. yüzyıllarda yaşamış olan kişi. Ve milattan yine önce 6. yüzyıldaki İzmir'in yakınlarında güneyindeki Efes'in neresi gibi olan o Thales, milletli Thales. Onunla başladı. Doğa filozoflarıyla bir şekilde felsefenin başladığı düşünülür. Senin de bildiğin gibi kendileri bir nevi doğanın, bu görünen doğanın özünde ne var, nereden oluşmuştur diye bakarken baktığında aklın özgürlüğünü kullanıyorlar. Yani bir nevi bu mitoslardan arındırıyorlar. O yüzden de arındırdıkları için felsefenin başlangıcı orada düşünülüyor. Fakat Hint külliyatına baktığında kesinlikle bir ayrım yok. Yani mitos ile logos tamamen iç içe. Fakat şöyle bir şey var. Adamların yani 2000-3000 yıl önce sordukları, 4000 yıl önce sordukları sorular, ele aldıkları konuları yani Descartes'in bile
Hegel'in bile yani Kierkegaard falan Nietzsche onların bile daha düşün son 300-400 yıl önce ele aldıklarını görüyorsun. Ve mistisizm de dibine gitmişler. Çok organize yani işte geçenlerde bu ezoterizm serisinde de bahsettim. İşte yola girenlerin dört tarzı falan gibi hani sistematiklik var ortada. O yüzden de baktığında bence felsefe olarak çok sağlam felsefe var ama baktığında klasik Batı felsefesi açısından mitos ve logos beraber yürüdüğü için onu felsefe olarak saymıyorlar. Ancak ben inanılmaz derecede besleniyorum ve mutlaka bir şekilde bu Vedaların, Upanishadların ve oradaki önemli Adi Shankara'dan tut da Patanjali'yi birçok şu an aklıma gelmeyen isimlerin okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sistematik ve derin yani yeri geldiğinde felsefe akılda durur, rasyonalizmde durur, indirgemecidir ondan sonrasında deterministtir. Fakat bu adamlar bir giriyorlar tavşan deliğin sonu yok. O yüzden çok sağlam ve bizim tasavvufla alakası inanılmaz derecede var. Bizdeki fark ne? Tasavvufta aşk diliyle anlatılmış. O yüzden çok daha gönüllü dokunuyor diyeyim. Evet. Evet, yani dediğin gibi çok derin gerçekten ve bu kadar derin olması da bende hep bir sorgulamaya itiyor. Evet, hani felsefeyi klasik Batı tanımıyla tabir ediyoruz. Baktığımız zaman Bhagavad Gita'yı ele alalım mesela. Bhagavad Gita Vedaların en büyük parçalarından biri. Biraz yine bilgi vereyim. Bhagavad Gita nedir? Onun üzerinden sohbet edelim. Gerçekten çok derine iniyor. Bhagavad Gita Tanrı'nın şarkısı. Hint veya Sanskritçe'de Baga, Bhagavan, Tanrı şeklinde tasvir ediliyor ve Gita onun şarkısı ve büyük Ezgi bir hatta. Ezgi. Tam Ezgi diye geçiyor galiba. Ezgi, evet ezgisi gibi büyük bir savaşı anlatıyor aslında ve bu büyük bir savaşın içerisinde kendi iç savaşımıza dair çok büyük çok büyük dersler var. Burada da işte dediğin gibi mitos, din, felsefe hepsi harmanlaşıyor. Burada Bhagavad Gita'nın belli karakterleri var. İşte Arjuna ile Krishna en büyük. Zaten konuşmalar onların arasında geçiyor. Burada iki tane aile var savaşa giren. Pandavas ve Kauravas iki tane aile. Arjuna bir ailenin en büyük savaşçısı, en büyük okçusu. Ve ona belli haksızlıklar yapılıyor amcaoğulları tarafından, diğer aile tarafından ve bir şekilde savaşa gidecekler. Arjuna burada acayip bir iç savaş içerisinde aslında iç muhakeme yapıyor, iç sorgulama yapıyor. Ve Krishna Tanrı tabir edilen Hinduizm'de en sonunda Krishna'ya gidiyor ve Krishna'dan kendi iç düellosunu anlatıyor. Krishna diyor yani ben nasıl olur da işte amcaoğullarını savaşa gidip onları öldürebilirim, şey yapabilirim. Burada tabii Krishna bayağı bir Pandora'nın kutularını açıyor Arjuna'ya. Ve orada işte Atman ruh konseptinden başlıyor anlatmaya. Ve aslında bu dünyada bu öldürülenin veya ölenin savaşın hiçbir şekilde fiziksel ölümün bir anlamı olmadığını, aslında her şeyin tamamen ruha ve ölümsüzlüğe bağlanabileceğini çok güzel şöyle bir alegoriyle anlatıyor. Bir savaş arabası, bu savaş arabasında aslında çift tekerli bir savaş arabası aslında vücudu tasvir ediyor. Burada oturan Arjuna yolcu. Ruh veya Atman. Ondan sonra burada bir sürücü var. Sürücü de zekayı ve Budi'yi temsil ediyor. Dizginler de burada zihin aslında. Ve atlar da duyular ya da duygular. Aslında burada
en büyük kontrol çekincelerimiz, korkularımız, işte insanları karşılaştırmalarımız falan, en büyük kontrolü burada zihnimizi dizgin olarak tutarak işte bu atları, duyuları kontrol edebileceğimiz. Ve bu esnada da yolcu aslında ruh, atman. Buna bakan aslında. Daha sonra tabii bu Budizm'de de, Budizm'de de çok güzel paylaştın. Budizm'de de aslında bu giriyor. Yani bakan veya observe eden veya gören aslında her zaman ruh ve fiziksel dünyayı, vücudumuzu, duyularımızı, hissiyatlarımızı hepsini aslında bu şekilde biz gözlemliyoruz bir nevi. Sen ne düşünürsün burada? Nasıl bir yorum, bir merak ediyorum. Ya ben kendi eğitimlerimde bu resmi inanılmaz derecede kullanıyorum. Hatta kitapta Bhagavad Gita'dan Türkçesinden yani kesinlikle okumasını tavsiye ediyorum. Bireysel ben beden arabasındaki sürücüdür diyor. Yani lafa bak şimdi bugün Tesla arabalar var ortada yapay zeka sürmeye işte kim sürüyor? Normalde şu anki arabayı biz sürüyoruz düşünsene. Beden arabasını biz sürüyoruz fakat baktığında bu adamlar da eski zamanlarda at arabasıyla bunu benzeştirmişler. İşte burada hikayede Arjuna'nın yani sürücünün esasında süren kişinin bir nevi Krishna olduğunu anlaması hikayenin sonlarına doğru ortaya çıkıyor. Çünkü Arjuna kendi içindeki o gergitlerle işte amcaoğulları burada tamam savaşacağız ama onlar da benim soyumdan geliyor. Buna gerek var mı falan derken Krishna esasında bir nevi kendini ortaya çıkartarak ona bilgelik yapmaya başlıyor. Bilgelikle bir şeyler öğretmeye başlıyor. Ve tabii Krishna'nın da kim olduğunu anlatmak lazım. Krishna bir avatar ve insan bedeninde Brahma'nın kendini göstermesi. Yanlış hatırlamıyorsam 8. avatar. Hatta bir 10. avatar, son 10. avatar beklentisi vardır Hinduizm'de. Kalki'yi beklerler. Aynı işte bizde bazı hani Mehdi inancı vardır da Mesih inancı vardır Hristiyanlarda. Onun bir farkı yok. Hatta çok ilginç bazı şeyler de var. Bir aç kapa parantez yapayım. İsa Hindistan'da yaşadı ve öldü diye bir kitap var. Bununla Evet. ilgili profesörler, akademisyenler bir nevi İsa'nın hayatını anlatıyorlar. Zaten İncil'de çok net çarmıhtan indirildikten sonrasında bir anda ortadan kaybolduğu ve Celil yolunda gözüktüğü yazar. Ondan sonrasındaki dönemde de bazı Hindistan'daki kayıtlar İsa olarak yani tanınan bir adamın işte o hikayesinden sonra Evet. bir dönem yaşayıp orada öldüğünden bahseder. Bazı temple'larda, mabetlerde. Yani o yüzden de Krishna'nın avatarlık olarak gelmesi Hristiyanlıktaki avatarla çok benzerdir. Ki yine bir İsa'nın bir 15 kayıp yılı vardır. 15 derler, 18 derler. İşte %100 kanıtlar demeyelim de kısa bir dönem Mısır, ondan sonrasında Hindistan ve sonrasında Tibet'te eğitim görüp ondan sonrasında Kudüs'e gelip pazar yerinde kendi o işte preachinglerini yaptığından bahsedilir. Bhagavad Gita'nın bu şeyi bence çok önemli. Buradaki özellikle atlar yanlış hatırlamıyorsam duyulardı. Evet. Baktığında cayır cayır koşuyorlar. Dizginlemeye çalışıyorsun bir nevi. Arabanın sürücüsü esasın, yani arabanın kendisi esasında savaş alanı. Savaş alanını anlatıyor. O insanın bedeni zaten savaş alanı. Çünkü akıl, beden ve duygular arasında bir savaş var. Sürücü baktığında ruhun kendisi. Orada dizginler var. O dizginler bir nevi yanlış hatırlamıyorsam zihin ile kontroldü. Bilmiyorum, Evet. anlatmadığım için onlara bakmam lazım. Hep zaten bir tarafa yazarım onları unutmamak için. Çünkü orada uzun bir liste var. Fakat insanın gerçek içindeki mücadeleyi anlatır. Bu savaşın geçtiği yerde Bhagavad Gita'da yanlış hatırlamıyorsam Hastinapura diye bir yerde. Hani bütün insanın olduğu her yerde zaten bir yerde de o
içsel mücadelede olduğuna göre baktığında bütün dünya hastinapura, dünyanın hepsi esası tekamül okulu olarak da yorum yapabiliriz. Evet, yani bu iç savaş veya aslında savaş kelimesi bana bazen çok hani vahşi Mücadele, gelebiliyor. Belki mücadele. evet, iç mücadele ve o iç mücadelede aslında iç barışa nasıl gidebiliriz? İç farkındalığa nasıl ulaşabiliriz? Çünkü ben ona inanıyorum ki bu farkındalık serüveni belki ebediyete kadar gidecek bir serüven. Yani hiçbir zaman o tam farkındalığa inanamayacağız ya da ulaşamayacağız. Onu söylememin sebebi de şu. Patanjali var, işte sen de söyledin zaten, yoga sutraları yazan ve yoga konseptini bir nevi Sistematize eden. sistematize eden, hani bu binlerce gelen, aynen çok güzel söyledin. Orada şey diyor, saf farkındalık aslında böyle bir nevi jewel-like diyor ve orada da sanki resmen bir mücevher gibi, yani öyle bir nötr oluyorsun, geçirgen oluyorsun ki ışık tamamen senin içinden geçiyor gibi, hem yansıtıyorsun karşıya hem de sanki her şeyi geçirebiliyorsun. Yani bu da aslında bir nevi nefsten arınma, egoyu tamamen minimize etme veya egodan arınma. Orada tamamen bir üst benlik, üst farkındalığa ulaşıyorsun. Ve bu da çok zor bir süreç. Ama Krishna'nın söylediğine göre Bhagavad Gita'da ancak şöyle mümkün olabiliyor. Tabii ki yolda yürümek lazım. Bu serüveni adım adım her gün karma yoga konsepti, yani karma aksiyon demek, yani hayatta yaptığımız aksiyonlar sayesinde, yaptığımız davranışlar sayesinde ve içimizdeki de bu hissiyatı daha fazla anladığımız şekilde. Bu anlamak da nasıl oluyor işte, ara ara sessiz kalıp kendi bir iç muhakememizi yapmak. İçimizde nasıl bir kıpraşmalar oluyor? Belli bir işte belli bir şey olduğunda ona nasıl reaksiyon verdik? Böyle böyle içimizdeki, zihnimizdeki aslında okyanus, böyle patlamalar yapan okyanus bir nevi göle dönüşüp dümdüz oluyor. Tabii ki de arada böyle çakıl taşları o göle geliyor. İşte o çakıl taşları ne olabilir? Birinin belki bizi eleştirmesi veya istemediğimiz bir şeyi duymamız, bunlarla böyle yavaş yavaş göl dalgalanıyor ama sonra tekrar kendimize kalıp meditasyon yapınca, nefese odaklanınca, bir iç muhasebe yapınca yavaş yavaş bu göl durgunlaşmaya başlıyor. Krishna'nın da söylediği bu zaten. Yani ruh benliğini ne kadar çok anlayabilirsek sonuçta yavaş yavaş o zihnimiz göl gibi olmaya başlıyor. O zaman da farkındalık açılıyor. Kendimizi daha fazla keşfetmeye başlıyoruz. Yine esasında konu o şeye geliyor. Ego-zihin özdeşleşmesine geliyor. Çünkü Hinduizm'in çok güzel anlattığı gibi Brahman, Atman birlikteliği baktığında bir nevi hani Allah ile insanın ruhunun birlikteliği, onu öyle anlatıyorlar onlar. Tasavvufa göre bir nevi Allah kendi ruhundan insanı üflemiştir. Onlarda da insanın bu dünyadaki, onlarda dharma, karma ve samsara, hani ilahi prensipler, kurallar, hakikat ışığında insan o reenkarnasyon döngüsünde samsaraya girer ve karmaları yarattığı o karmalar ölçüsünde de yeniden beden alır. Ta ki o işte karma şeyini çarkını kırıp ondan kurtulana kadar. Ve bir nevi Bhagavad Gita'da çok güzel anlatıldığı gibi beden arabasında ruh gider. Bu dünyadaki tekamülünü orada yapar. Ve bu tekamülü yaparken de Bhagavad Gita'da yine anlattığı gibi bir kaderi vardır. Esasında Bhagavad Gita çok ciddi anlamda kaderi de anlatıyor.
O işte amcaoğlu ile olacak savaşta olacaksa olacak diyor ama sonuçta herkes görevini yapıyor. Sen nasıl görevini yapıyorsan onlar da bir görevleri var bu yaşamda ve herkes o görevini dolduracak esası kaderden çok güzel dem vuruyor. Ve yine sevdiğim anlatımlardan bir tanesi Bhagavad Gita'da ağacı meyveleri için sevme diyor. Bence çok önemli çünkü hani insanlar genelde işte sonuç için bir şeyler yapar ama diyor ki sonuca bakma diyor. O yüzden de bu sürece bak diyor. Bu sürecin içindeki dönüşümüne bak diyor. Keza ruhun tekamül yolculuğu da böyle. Yani menzil belli esas o. Geldiğimiz kaynağı fakat işte bu yaşam döngümüzde neresi olacak? Bir sonraki adım ne olacak bilmiyoruz. O yüzden de anda kalmanın önemini de esasında hatırlatıyor bence. Ve bu Atman'ın yolculuğu baktığında bugün ölümsüz olan ruhun bu dünyadaki beden kafesindeki, ten kafesindeki yolculuğundan dem vuruyor. O yüzden de ben yine diyorum bu sadece Hinduizm öyle örgütlenmesi zayıf olan bir inanç sistemi değil. Tam tersine çok güçlü ayakları yere basan ve insanın bu ten kafesindeki, ruhun ten kafesindeki yolculuğunu bilinç ile ilişkilendiren bir şey, bir sistem. Özellikle ego-zihin özdeşleşmesini ki yanlış hatırlamıyorsam şimdi uzun süredir Hinduizm sohbeti yapmadık ama ahamkara, ego ve zihinde bu değil yanlış hatırlamıyorsam. Evet, İkisi bu değil. arasındaki o özdeşleşmeyi falan çok güzel anlatır. Dördüncü yolda da mesela bu çok geçer. Bizim bugünkü sorunumuz ne? İnsanın içinde bir gözlemleyen benlik var. Ki ben ikinci kitabımda da bahsettiğim gibi gözlemleyen zihin esası bunun adı. Bu da ruhun bir fonksiyonu. Yani beden arabasına bindi. Hani arabaya bindiğini düşün. Arabaya bindin ve arabayı sürüyorsun. Hani o at arabasındaki ya da sürücüsün. Baktığında sen gözlemleyen benliksin ama içimizde bir ego var. Başka yerlere çekiyor. O ego da kötü bir şey değil. Bir mekanizma. Freud'un anlatımıyla gerçeklik prensibiyle çalışıyor. Tabii id, süperego, ondan sonra Jung'un anlatımıyla bilinç dışı var, animus var, hani karanlık taraf, gölgeler var. Hani farklı egonun anlatımı orada bile daha yüzde yüz bir şey yok. Tam anlatım üzerine mutabaka varılamadı ama önemli olan burada o egonun çekiştirmesi var. Bir de gözlemleyen zihin var. Gözlemleyen zihin ne zaman dizginleri ele alır? O Evet. zaman ego, o yarış atları, vahşi atlar bir nevi dinginleşir. Bu bir kas meselesi. Ne oluyor? İşte yine Buda'nın anlattığı o maymun zihin. Baktığında zihin bir nevi duyguların tetiklenmesiyle daldan dala gezen düşüncelere takılıyor. O işte bir ağaca baktın, ağaçtan belki yılbaşı geliyor, yılbaşında ağaç yapacağız. Ya işte oğlana da hediye alacaktım, ne alacağım? Ya oğlanın da okulu ne oldu? Ya bak işte geçenlerde de babaanneleri bir hediye almıştı, onu veremedim. Ya işte annemin sağlık sorunu var, ne yapacağız? Bir anda alakasız yerlere gidebiliyorsun. Çünkü hep duygularla tetikleniyorsun. İşte geriye kendini çekmek için tek fırsat senin bahsettiğin gibi dur, nefes al kendini merkezle ve ondan sonrasında ana gel. Yine 10 saniye sonra oldu mu? Tekrar gel. Bunu yapa 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 bu bir kas gibi oluyor. Fakat bugünün en büyük sıkıntısı hani Bhagavad Gita'dan bugüne geldik, Vedalardan buraya geldik ama bugün en büyük sıkıntısı hızsız tüketim toplumunda inanılmaz derecede hızlı olmak. Yani hızlı olduğun sürece varsın, yarış atısın ama hızdan düştüğün zaman erenebilirsin, harcanabilirsin. Bu çok kötü bir şey ama bugün mindfulness dediğin şey bile nedir? Hani mindfulness eating. Ağzındakinin tadını ala ala yemek. Ya yani biz Ege'li İzmirli, sen de bendeyiz. Biz Ege'nin yaptığı şey ama ne oluyor? Orada otururken bile ya yarın şu toplantı var, bu var. İşte o çocuğun okul parası ne olacak derken yok o buradayken bir şekilde gidiyorsun. Yine yavaşlamak. İnsanın yavaşlaması çok önemli. Aceleye gerek yok. Yani ve zaten şöyle bir şey de var. Bu hızlanmak beyindeki gri hücreleri öldürüyor. Bilim de artık ispatladı gibi ve insan için iyi bir şey değil. Hani multitasking çok önemli diyorlar. Şirketlerin çok sevdiği şey. Ben de yöneticilik yapıyorum hala ama öldürüyor insanı. Yani o multitasking kötü bir şey. Tek bir şeye odaklan, işte burada telefon, şunu yapayım derken o insanı bitiriyor. Ve ben de bu döngüye girmiş, kendimi zor kurtarmış insanlardan biriyim. O yüzden o egozin özdeşleşmesinde durup yavaşlamak
Ve yavaşlamadan da kendini takip et mümkün değil. Yine işte o arzu ve beklentilerin hani vahşi at gibi insanı oradan oraya götüren şehvet, sadece cinsel bir şey değil şehvet. Şehvet arzunun aşırı derecede olanı. Bir hayale de şehvet duyabilirsin. Ya da ne diyeyim, çok almak istediğin bir arabaya da şehvet duyabilirsin. Sadece bir cinsel obje ya da karşı cins olmasına gerek yok. Arzunun aşırı derecede olanı şehvet. Bütün bunlar insanı alıp götürüyor. Atların önüne yani yuları vere daha da koşturdu. O yüzden yine dur, yavaşla dur, nefes al, ana gel, kendini merkezle. Bir daha mı oldu? Bunu yapa yapa bunu kontrol altına almak önemli ki sanırım Hinduizm bize kattığı en önemli şeylerden birisi. Ona inanıyorum gerçekten. Bir kere hayatta isteklerimiz zaten herhalde hiç bitmeyecek. İsteklerimiz hep var. Ki istekler aslında kendini insanın geliştirebilmesi için bir nevi bir motivasyon. Aynı zamanda isteklerimizin farkına varıp ve anda kalabilmek çok önemli bir unsur. Anda kalabilmek ara ara evet şöyle bir nefese odaklanıp bir farkındalık yaratmak. Mesela duygu titreşimleri geldiği zaman belki o duyguları etiketlemeye başlamak. Yani aa bak işte şu anda bir korku geldi. Bu nasıl geldi? Aa evet korku geldi. Yani kendini aslında fazla da yargılamadan çünkü beden bu duyguları veya beyin bu duyguları yaratıyor. Onları ilk etapta hissetmek, yargılamadan farkına varıp bir nevi bırakmak aslında. Aa bak tamam korku geldi. Bu böyle bir olayda, böyle bir eylemde benim vücudum veya beynim bir korku reaksiyonu veriyor veya bir endişe reaksiyonu veriyor. Bunları yavaş yavaş etiketleyip aslında farkında oldukça içinde insan nasıl bir derya, nasıl bir derinlik olduğunu fark ediyor. Ve tabii ki de rişiler gibi veya manklar gibi böyle bir inzivaya çekilip aylarca meditasyon yapma imkanımız çoğumuzun yok. Veya olsa bile aslında gün içinde gelen olan olaylar belki daha da zor. Çünkü o zaman duygularımızı daha iyi anlayıp nasıl reaksiyon verdiğimizi farkında olmak aslında gün içinde bunu yapabilmek bence çok daha zor. Tabii. Ve anda kalabilmek tabii ki planlarımızın olması çok normal veya geçmişte belli yaşananları muhakeme etmek. Ama bir şeyleri başarmak için de zaten şu anki yani şu anda zaten yaptığımızla bir şeyleri başarabiliyoruz. Yoksa gelecek endişesi veya geçmiş muhakemesi bize çok da fazla bir şey kazandırmıyor. Yok yok katılıyorum. Yani bu anda kalmak gerçekten kolay bir şey değil. Çok artık bu da maalesef ayağa düştü. İşte geleceğe takılma, geçmişe takılma o kadar basit değil. Yani bunun hani beş neden analizi vardır. Neden diye esasında incelemek lazım. Sürecini ortaya çıkarmak lazım. Bu ele aldığımız problemler kompleks problemler. Yani biz bugün üretim sektöründe çalışan insanlar bunu yalın Six Sigma diye çok kompleks yöntemlerle bu tür sorunları çözmeye çalışıyoruz ki insan manzumesi çok daha öte bir problem. Yani yetmiyor belki de. O yüzden de bunu gerçekten sistematize ederek anlamak lazım. Peki bu vedalara geri mi dönsek biraz daha? Tabii. Vedalar, Upanishadlar çünkü o tarafı anlatmak lazım. Bu arada belki yani araya dönerken şöyle bir şey yapalım. Hinduizm dünyanın en eski dini olarak geçiyor. Fakat benim şahsi yorumum bence Tengricilik belki de Türklerin o da tek dini, tek tanrı dini, monoteist bir din. Belki de onu koymak lazım diye düşünüyorum. Çünkü milattan 7000'lere kadar ama bugün en azından bir Wikipedia'yı açtığında dünyanın en eski organize dini olarak geçer. Hinduizm'de işte bahsettiğim kuzeyden gelen o Aryanlar ki Aryanların gelmesini Edward Churey özellikle İskandinav Yarımadası'ndan
Durit rahiplerinden Ram diye bir adamın önderliğinde gelen birilerinden bahseder. Bazıları bunların ön Türkler olduğunu anlatıyor. Hatta bir konuları da gidip Sümerleri kurmuşlar. Sakalar olduğunu söyleyenler var. Sakalar özellikle milattan önce 625'e kadar Homeros'a göre milattan önce 625'e kadar Anadolu'da yaşamış. O yüzden zaten 1071'de Alparslan'ın açtığı kapıyla Türkler ilk defa gelmemişler. Daha önceki yatanlarına geldiler denir. Ama Sakaları Yunan kayıtlarında görüyorsun. İmrenilecek insanlar, bilgi insanlar olarak geliyor. Hatta milattan önce 7000 yıllara kadar Sakaların gittiğine dair belli şeyler var, görüyoruz. Yani diyeceğim bir şekilde kuzeyden Aryanlar geliyor ve oradaki İndus vadisindeki insanlarla da bir şekilde kaynaşıp bir Hinduizm oluşturuyorlar. Fakat Hinduizm de doğal olarak yani birkaç günden, yıldan bahsetmiyoruz. Bir süre sonra bozulup, ki onlarda kastlar var, dört kast, bir de beşinci, hani insan yerine bile koymadıkları atsız bir şey var. 4+1 kast. Bozulmayla beraber Brahmanlar ele alıp Brahmanizm diye bir geçiş dini oluyor. Ta ki bu da gelip hani yeter yani, hatta çok fazla teoloji ve ontoloji konuşuldu. Ben bu işlere girmeyeceğim diyor bir nevi. O yüzden de bir yaşam felsefesiyle geliyor. Yani yaşama sanatı ile geliyor. Tabii ki içinde Nirvana'ya varan bir yaşama sanatı, hakiki yaşama sanatı diyelim belki. O yüzden de bu nokta içinde sen Vedaları, Upanişatları, o sutraları nasıl, nereye koyuyorsun? Böyle bir özet yaptım ki, çünkü bayağı bir Bhagavad Gita ile konuşuyor. Biz seninle saatleri alırız, sıkılır giderler takipçiler. O yüzden Çok güzel. Çok yok çok odaklanma olsun istedim. çok çok güzel bir özet yaptın. Yani tabii şimdi Upanishadlara bakarsak çok fazla yazı var. Bu yani bunlar hayatımızı nasıl yaşayacağımızdan birçok tanrının işte insanla ilişkisi veya işte onların verdiği dersler, mitoslar falan. Tabii bayağı genişliyor. Genişliyor ama verdiği dersler aslında belki birçok dine bakarsak veya birçok öğretiye bakarsak, Budizm'e de bakarsak, işte Brahmanizm'e de bakarsak verdiği dersler aslında bir yerde birleşiyor. Ve bu birleştiği hususlarda kendi iç incelememiz, işte meditasyonla olsun, iç muhakemeyle olsun, sessizlikle olsun veya ana odaklanmakla olsun bu şekilde bir nevi aslında Tanrı ile bütünleşebileceğimizi, bir nevi Tanrı'yı anlayabileceğimizi veya onun da öncesine geleyim, doğayı ve kendimizi daha iyi anlayabileceğimizi sunuyor ve öğütlüyor. Bu şekilde tasvir edersem. Peki vedalarla başladık. Sen Suruti dedin. Ondan sonrasında vedalar, hep veda diyorum. Vedalar nasıl ortaya çıkıyor ve onlar nasıl Upanişatlara dönüşüyor? Ya Vedalar aslında milattan önce binlerce önce yılında aslında duyulmaya başlanan veya işte bu rişilerin, bilgelerin veya rahiplerin derin meditasyonla duydukları, iç keşfettikleri aslında yazılar. Binlercesi var, 10.000'in üzerinde Veda, söz veya işte ilahi olduğu söyleniyor. Ve yavaş yavaş bunları yazıya döktükten sonra parça parça bunlar Upanişadların bir parçası olmaya başlıyor. Upanişadlar da bu aslında Vedaların bir kısmı ve bu Upanişadlar yavaş yavaş işte biriktirdiklerinde yavaş yavaş çeşitli Upanişadlar ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela bir tanesi Katha Upanişad. Katha Upanişad'da burada aslında mesela Nachiketa diye birisi var. Ve babasının onu ölüm tanrısı Yama var mesela ona kurban etmesiyle üç dilek ve üç soru
tarzında Nachiketa Yama'dan burada ruh konseptini öğreniyor. İşte ölüm tanrısına şöyle bir aslında diyaloğunu anlatayım. Nachiketa'nın Yama'yla diyaloğunu. Nachiketa Yama'ya geldiği zaman 3 gün bir kere kapısının önünde beklemiş. Ölüm tanrısının önünde beklemiş. Tabii Yama geri döndüğünde Nachiketa'yı kapısının önünde görünce şaşırıyor. Diyor ki Mevlevi dergahı gibi olmuş ya. Mevlevi dergahında da bekletirlermiş ya. hakikaten 3 gün öyle. boyunca aynı öyle olmuş. Bak kadim ekollerde böyle şeyler var demek. Hakikaten öyle ve Yama şaşırıyor. Yani ölümü kim bekler ki diyor Nachiketa'ya. Yani sen hani kim ölmeyi ister veya kim ölümü bekler? Nachiketa da diyor ki ben babam çok sinirliydi, çok stresliydi. Bana da çok kızdı diyor ve ben onu bir nevi aslında babasının bir nevi egosunu test etmek için ki babası birçok şeyi kurban ediyor ama diyor ki ben babama dedim diyor eğer gerçekten kurban edecek birisi varsa sevdiğim beni kurban et ve ben bunu babama göstermek istedim diyor. Ama babam tabii dolayısıyla çok üzüldü hani beni bunu yapacağım ama en sonunda ısrar ettim ve gönderdi diyor. Ben diyor ölümün misterlerini anlamak istiyorum diyor. Ama öncesinde diyor ilk dileğim diyor babamın işte bu üzüntüsünün, stresinin, her şeyinin geçmesi. Yama ona tamam diyor, ben bunu geçiririm diyor, o tamam. Ondan sonra ikinci dileğin ikinci sorun ne diyor? Nachiketa burada işte bir ateş seremonisi var diyor, ben bunu daha fazla anlamak istiyorum diyor. Yama onu anlatıyor, ateş seremonisi işte bir tuğlalarla örülür. Sen Nachiketa bunun içine girip derin meditasyonla bir nevi bu ateşle beraber kendini daha iyi anlayabilirsin. İşte kendini daha iyi keşfedebilirsin. Tamam, bunu da geçiyorlar. Bayağı bir anlatıyor. Üçüncü dileğin ne diyor? Ve Nachiketa burada Yama'ya diyor ki ben işte ölümün misterlerini anlamak istiyorum diyor. Yani ölüm nedir? Nasıl keşfedilir? Nasıl anlaşılır? Yama diyor ki yani bu o kadar diyor hani karışık bir konu ki diyor. Biz hani tanrılar arasında bile bu konuştuğumuz bir şey değil diyor. Ve öğretilecek gibi bir şey de değil diyor. Ben sana diyor yani dünyanın bütün ya dünyada isteyebileceğin herhangi bir fiziksel bir şeyi işte ne bileyim bir sevgili iste diyor veya bir zenginlik iste diyor. Ben sana bunları sunayım diyor. Ama diyor benden bu soruyu açıklamamı isteme diyor. Neyse Nachiketa ısrar ediyor, ısrar ediyor. En sonunda Yama bunu bir şekilde anlatmaya tamam çalışayım o zaman diyor ki yani ölüm tanrısını ne kadar zorluyor. Ve burada da işte Atman, ruh konseptine giriyor. Yani diyor ki bu beden bu dünyada diyor bizi taşıyan ki Bhagavad Gita ile aslında ilişkilendirilmesi var. Bu beden bizi burada taşıyan, işte zihin bir şekilde duygularımızı törpülememize yardımcı olan ama bu beden diyor bir yerde bitecek diyor, bir yerde sona erecek. Ama sona ermeyen diyor ölümsüz olan, burada ruhun ölümsüzlüğü bu Atman konsepti diyor. Ve bu Atman ilelebet duracak diyor. İşte bu hayatta diyor ne kadar dizginleyebilirsek duyularımızı, zihnimizi ne kadar geliştirebilirsek, ne kadar öğrenebilirsek bu bir yerde tamam bitecek. Ama ondan sonra da Atman'ın ruhun ölümsüzlüğü devam edecek diye bir analoji, anekdot sunuyor Nichikita'ya. Vallahi çok güzel. Ya diyorum ya bu Hinduizm'de güzel anlatımlar var. Bunun üzerine gerçekten çok ciddi düşünmüşler, etmişler. Hatta Brahma'nın geceleri ve gündüzleri diye bir kavram var. Evrenindeki Brahma'nın bile kendi bir nevi 100 yani bir 100 Brahma yılı yaşadığını anlatıyor ki 3 nokta yanlış hatırlamıyorsam 14 katrilyon insan yılına denk geliyor. Böyle bir sentez yapmışlar. Yani bunlar üzerine düşünmüş adamlar. Yani Romalılarda 10 bine kadar sayı varken bu adamlar böyle hani Mayalar gibi
abuk subuk böyle sıfırdan mütevellit bir sürü uzun sayıları düşünmüşler. Neye göre, nasıl tartışılır. Hatta bir tane alakası Srimad Bhagavatam diye bir tane şey var, bir kitap var. O da kırık bir kitap. Kitap şeyle alakalı. Şimdi biraz tabii Hinduizm konu olunca ben de sevdiğim, konuşmadığım şeyler Evet. aklıma geldi. Diyorum ya, saatler boyunca gidebilir. Bir adam var. Şimdi Hindu metinlerinde vimanalar var, tamam mı? Vimanalar işte bir nevi uçan daireler. Çok ilginç ve üçe sınıflandırıyorlar. Civa ile çalışılıyor. Bu arada hani Kenan ne diyorsun deyip geçmeyin. Bugün NASA bunları bu Hindu metinlerini çalışıyor. Hani acaba bir gerçeklik var da biz oradan bir şey öğrenir miyiz? Yani adamlardaki açık kafaya bak, yani bunu çalışıyorlar. Bunlardan birine biniyor birisi. Ondan sonrasında diyor ki kitap, işte adı neyse atıyorum, Emre bindi, ondan sonrasında gitti. Bir yıl sonra geri döndü. Fakat geri döndüğünde ne çocuğunu ne eşini bulamadı, çünkü 1 milyon yıl geçmişti. Emre, anlatıma bak ya. Yani bak, Çok anlatıma enteresan. bakar mısın sen ya? Yani tüylerini ürperiyor. Şimdi aç kitabı bak, oku. Böyle böyle bir kitap ya, bir tarafında yazıyor. Bunun gibi ne hikayeler var? Yani diyorsun ki ya, bu acaba hani ayrı bir dönem miydi? Dünyanın ayrı bir dönemi miydi? Farklı şeyler mi oldu? Yani gerçekten Hinduizm'de sadece külliyat olarak baktığında çok fazla anlatılacak, öğretilecek şeyler var. Ya bunu NASA'yı da söyleyince benim aklıma aynı zamanda geçen gün okuduğum bir haberde CERN'de veya CERN'de işte bütün bu kuantum fizik üzerine yapılan deneylerde orada aslında bir Krishna'nın bir heykelinin resmi var ve o da meşhur bir heykel Samsara, yani bütün evreni anlatan daire şeklinde. Orada Krishna'nın dans edişi. Evet, ayağını şöyle atmıştır hatta, değil Ayağını mi? şöyle atmış ve orada dans ediyor. Ve aslında orada dans ederken tabii orada evrenin sonsuzluğun bir dönengenin sembolü. Ama altına bazen çok fazla kimse dikkat etmez. Orada bastığı bir belki böyle fare benzeri Evet. bir hayvan var. Bir nesnenin üzerine basar. Ve aslında o da ego olduğu söylenir. Yani egoyu ezdikçe aslında insan ruhunun veya insanın daha da özgürleştiği ve bu evreni daha iyi anlamaya çalışacağımız. Hani CERN'de veya CERN'de böyle bir heykelin olması da demek ki tamam, bilim bazı şeyleri elbette kanıtlayabiliyor ama milattan önce binlerce sene öncesinde bunları rahipler, rişiler, bilge insanlar zihinlerinde bir nevi canlandırmışlar. Yani belki ellerinde tam kanıt yok veya kanıtlayamamışlar. O zamanın teknolojisi yok. Ama bunları o abstract thinking dediğimiz kafada bir şekilde Soyut şematik düşünce. olarak düşünebilmişler. Evet, o soyut düşünceyi inanılmaz derecede. Yani ben bugünkü insan medeniyetinin ilk olmadığını düşünenlerdenim. Öncesi var ve muhtemelen de bunlar bir önceki medeniyetten, Cihangir Genel Üstad'ın anlatımıyla, hatta şey, Mu'nun 3 kolonisinden birisi Uygur'du. İşte Kuzey Avrupa'dan Pasifik'e kadar, o Çin, Moğolistan'a kadar giden bir şey, uygarlık. O çökünce bir nevi oradan güneye yavaş yavaş inmeler başladı. Muhtemelen bir kol işte gitti, Aryan oldu. Bir öncekiler gitti, Sümer oldu falan. Bizim Türkler keza oradan bir kök oldu. O yüzden bu kadar bir külliyat. Düşünsene astroloji. Yani ya da mesela I Ching. I Ching ile ilgili video çekmiştim. Bunu ayrıca konuşmak lazım. I Ching yani çalışıyor. Yani Carl Jung bile diyor ki çalışıyor diyor. Nasıl onu bilmiyorum. Çalışıyor diyor yani. Ve ben kaç defa dedim, çalışıyor yani. Bu algoritması da bugün bilimle oturtacağı şeyler değil. Numeroloji çalışıyor. Astroloji çalışıyor. Bunlar yani bugün bilimle kurabileceğin şeyler değil. Mutlaka bir şey var öncesinde yani. Binlerce yıllık bir külliyat var, bir öğreti var, bir birikim var, miras var. Oradan bir şekilde akmış gelmiş. Evet, yani ben de ona inanıyorum. Yani sonuçta ilk insanlar, yani
Yani binlerce yıl önce, on binlerce yıl önce ilk farkındalık, zihin, bunlar oluşmaya başladığı zaman, artmaya başladığı zaman, yani bunları bir şekilde keşfetmişler. Üzerlerine bilgi birikimi olmuş. Yani şu anda belki yaşadıklarımız aslında ya daha önce yaşandı ya da bazı şeyleri yeni yeni keşfediyoruz ve bunları keşfettikçe geçmişte de bunların ara ara zaman dilimlerinde zaten keşfedilmiş olduğunu farkına varıyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi yavaş yavaş böyle herhalde en 45 dakika 50 dakikayı geçmedik ama bizim çenemiz sende çok düşüyor. O yüzden de Evet. yavaş yavaş ne yapsak, toparlasak mı? Nasıl Valla toparlayacağız? toparlayalım. Toparlayacak halde Yani kalmadı gerçi ama. saatlerce gider bu konuşma. Evet. Çünkü gerçekten çok çok derin mevzular. Herhalde önerebileceğim bir husus daha fazla sessizliğe ve insanın kendi kendine kalmasına zaman ayırması. Buna ayırdıkça bilgi birikimi gerçekten sonsuz. Bugüne kadar üretilmiş bütün bilgileri bir kere anlayıp sentezleme zaten imkansız. Bir de bugünden sonra keşfedilecek bilgileri anlamaya çalışma veya neyin bilinmediğini. Burada herhalde insanın hem böyle sohbetlerle derinleşmesi, hem insanın kendi kendine kalıp meditasyonla, iç muhakemeyle bunları anlaması değerli olur diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. O zaman sana da uygunsa bugün yavaş yavaş belki de kapatalım. İzleyicileri de çok görmeyelim. Ama bu seninle yapacağımız sohbetlerden ilki diye de söz verelim. Belli Aynen. aralıklarla konuşacağız, toplanacağız. Böyle çenemiz düşecek. Biz dediğim gibi ikimizde de bir Hinduizm tarafı var. Muhtemelen benim Türkiye'de bazı sohbet gruplarımızda bilirlerdi Hinduizm tarafında özellikle ilgim olan Hinduizm, Taoizm. Ama şeyde çok YouTube'da açıkçası çok fazla konuşmadık. Hinduizm de Türkiye'de çok az çok konuşulan bir konu da değil. Şimdi Amerika'da yaşayınca kum gibi Hintli var. O yüzden de ister istemez oluyor. Ama şöyle bir şey de var. Onu da söyleyeyim çenemiz düşmüşken. Ben şimdi biz bu çalıştığımız Fortune 200 firması buraya getirdikten sonra bir baktım şeyden Amerikalı'dan çok Hintli var. Vay dedim tamam ya benim sohbetler, bayıldığım konular tamam mı? Adamlarla konuşuyorum tamam mı? Hani nazik adamlar ama hoşlarına gidiyor bir kere onların işte Atman diyorsun, Brahman diyorsun, bak diyorsun Bhagavad Gita, ondan sonra Ramayana'dan böyle bir baktım. Çok böyle katılmıyorlar. Sonra böyle birkaç tane çevremde şey var. Gerçekten onlarla böyle oturup uzun süre konuştuğumuz böyle çok kültürlü Hintliler vardı. Birisi dedi ki bir gün ya Kenan de sana bir şey söyleyeceğim yanlış anlama. Dedim tabii ki ya ondan sonrasında. Sen şimdi konuşuyorsun ya dedi hani bu işte ben anlıyorum dedi. Sen hem seviyorsun hem de saygı göstermek için. Çünkü ya düşünsene mesela birisi gelmiş Türkiye'de soruyor işte mesela atıyorum Ege'de felsefe, işte tasavvuf diyor bir şey diyor. Hani hoşumuza gidiyor. Mevlana'ya sonra Şems'e hikayesini hoşuna gider değil mi? Ben de öyle, yani öyle olduğunu düşünüyorum ve bir şey ne öğrenirim diye bakıyorum. Dedi ki Hindistan'da bunları konuşan kalmadı dedi. Nasıl dedim ya? Dedi ki kalmadı dedi. Yani şu an dedi Hindistan'da dedi ekmek aslan ağzında. Hindistan'da ekmek aslan ağızda olmayan bir üst zümre var ki onlar bu işi konuşuyorlar. Onlar için de bu da dedi eğlence mekanizması dedi. Yani Evet. sen bunları konuşarak esasında hani ben seni anlıyorum de dediğini şeyin de hani içindeki o şeyi de gördüm dedi. Ama dedi insanlar dedi yanlış anlayabilir. Saygılarından dolayı bir şey demiyorlardı. Sohbet etmeye çalışıyorlar. Zaten dikkat etsen dedi çoğu dedi o sohbetleri devam ettiremiyor. Zaten ben de onu dedim hani anlatıyorum. Hani çoğu şey diyorlardı hani ya bu konular ilginç esasında diyor hani ama hani ben de buraları çok bilmiyorum diyor. Sonra şaşırıyorsun. Bu benim için inanılmaz bir şey oldu. Oturmuştu yani adamların kültüründe biz şimdi Hintli deyince herkesi yogacı sanıyoruz tamam mı? Hani herkes sanki Patanjali önümüzde ya da ne diyeyim Bu biraz Sadguru herkes Türkiye'de hani Sufi demek gibi bir gibi. şey veya herkes Mevlana'yı anlıyor, herkes Şems-i Tebrizi'yi okumuş, biliyor.
Öyle değil. Aynen öyle. Hatta baya bir koştuk yaptım Hintlilere. Aynı sonra arada sohbet olunca birkaç tanesine çok net bunu sordum. Aynı şeyi söylediler. Yani böyle de ilginç bir şey var ve onlar da o kültürleri unutuyorlar. Zamanında bu Mao döneminde özellikle bu kadim Çin kültürüyle alakalı birçok külliyat yok edilmiş falan ya. Bunlarda külliyat var Hindistan'da ama unutulmuş Çinler de unutmanın eşiğinden dönmüşler mesela. Sonrasında yavaş yavaş ortaya tekrar eski metinler çıkmaya başlamış. Demek her kültürde böyle bir erozyon, degradasyon oluyor muhtemelen diye böyle bir ek yapayım. Maalesef öyle. Yani benim de hani pek çok Hintli arkadaşım var. Onlarla konuştuğum zaman da hani bir kere yoga felsefesine baktığımız zaman hani yoga deyince birçok insanın yani bazı insanların aklına belki sadece yoga, belli hareketler, Atalım. egzersiz, asana gelir. Ama asana yoga felsefesinin 8 bölümünden bir tanesidir aslında. Daire çizmemin sebebi de yogada da hep bir samsara gibi bir yani böyle bir lineer bir tanım yoktur. Bu aslında 8 Döngü var. tane parçası. Evet, hepsini tasvir eder ve etik erdemler yani etik değerlerden hayatı nasıl yaşama işte çeşitli erdemler ondan sonra daha derin konulara girmekle beraber aslında bir parçasıdır. Meditasyon bir parçasıdır. İç muhakeme, meditasyona dayana derler. Bir de dharana vardır. Dharana mesela iç muhasebe, biraz daha içini anlama, konsantrasyon şeklinde. Ama bunlar aslında mesela okulda da Hintlilere gösterilen, arkadaşlarımla konuştuğum üzerine fazla bu konseptler gösterilmez. Belki birazcık meditasyon eğitimi verilir. Belki biraz daha hani yoga felsefesi anlatılır ama derinleşmek yine insanın kendine kalıyor. İşte belki bu sohbetlerle ben de her sohbette zaten senden çok şey öğreniyorum Kenan. Böyle derinleşiyoruz işte sohbet ederek. Ya beraber işte vardı ya bizde de mümin aynısı esasında bir o kişi kişiye bir şekilde hem kendini yastır. Herkes kendindeki boyayla bir diğerini boyar. Başkasının boyayı da bize bulaşır. O yüzden de kendi renklerimizi çok daha çeşitlendiririz. O yüzden aynı şekilde ben de konuştukça çok şey öğreniyorum. Çok farklı güzel bilgiler alıyorum ve tetikliyor. Yani güzel olan bu zaten. Hakikati arayış sohbetinin amacı zaten tek taraflı olamaz bu. Yani karşılıklı bir etkileşimle, diyalektik sohbetle, eklektik sohbetlerle baktığında gönül coşar. Coştukça insan da öğrenir. Hani modern zamanlarda işte gidersin, işte planlı bir şekilde sema gösterisi yapılır ama çok sevdiğim Mevlevi kardeşim var. O bahsetti dedi ki normalde de bizim üstadlar oynamazlar dedi. Geldin önüne koydun dedi büyük parayı oynamaz dedi. Çünkü adamlar dermiş yani biz gönlümüz coşarsa oynarız. Yani ve bu para için yapılmaz. Bu da aynı. Hakikati arayış sohbetlerinde de işte bazı zamanlarda gönüller öyle bir coşar ki bir bakarsın sabah olmuş günün ilk ışıklarıyla hala uykun yok. Bir gün daha geçireyim noktasında olursun. Öyle sohbetlerde yaparız da memnun olur. Öyle gerçekten. Yani umarım bu sohbet ilk bundan sonrası gelir. Yine böyle sohbetlere devam ederiz. Yaparız. Onu söyleyince bu arada o anekdotu aklıma şimdi yanlış hatırlamayayım. Zannedersem o zamanlar Alaaddin Keykubat işte bir sufileri görüyor ve o dansı yaparlarken içinde altın olan bir kese atıyor. Ve o keseyi attıkları zaman orada Şems-i Tebrizi başlarında o keseyi Alaaddin Keykubat'a geri atıyor. Bu da aslında yani çok büyük bir saygısızlık. Hani sonuçta o zamanın yöneticisine böyle bir şey atılması. O da işte şeyi temsil ediyor. Yani bunu kesinlikle para için, altın için yapmıyorlar. Gönüllerinin coşması için veya işte o ara kendi istekleri için yapıyorlar. Yoksa dışarıdan gelecek bir
bir maddiyat, bir beğeni veya bir ne bileyim bir alkışlama olması için değil. O yüzden zaten bizim seninle yapacağımız sohbetlerin adını Emre Bari ile Gönül Sohbetleri koyalım. Zaten bu arada hani bunu öylesine dedim şimdi, ama senin isminin de Emre olması da bu işe esasında bir şekilde anlamlı kıldı. Bak şimdi bu da bir iyi denk geldi. Çok iyi, çok iyi denk geldi. Bakalım Yunus Emre misali, bakalım öğrendikçe öğreniyoruz, piştikçe pişiyoruz. Aynen öyle. Tamamdır o zaman. İnşallah önümüzdeki haftalarda tekrar buna devam edeceğiz. Senle zaten ayrıca konuşur, bunu bir düzene oturturuz. Artık Aynen. Hinduizm'den herhalde bir Hinduizm şöyle bir sortileyelim ya. O tarafta çünkü Türkiye'de bence çok eksik var. O tarafta yine dediğim gibi ben Kabala serisinden önce özellikle Hinduizm serisini de çekeceğim. Senin de bildiğin gibi önümüzdeki günlerde bir Budist psikoloji var. Onu hatta onun üzerine yapalım. Muhtemelen Türkiye'de Budist psikoloji de ilk defa olacaktır. Onu da ayrıca bir üzerinden geçerim. Sevgiyle kal diyorum. İyi hafta sonları. Güzel bir hafta sonu geçsin. Görüşmek üzere o zaman. Teşekkürler Kenan. Sevgiyle kal. İyi hafta sonları. Yine görüşmek üzere. Sağ olasın.